Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoinlerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Solana. Solana ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli bir projeksiyon sunmaya çalışacağım sizlere. Ayrıca önemli destek ve direnç seviyelerini ve olması muhtemel satış hedeflerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna dokunmayı unutmayın. Şu anda Solana haftalık grafikteyiz. Haftalıkta burada Solana geçtiğimiz ay bu 9 haftalık hareketli ortalama üzerinde yaptığı kapanıştan sonra burada güzel bir yükseliş trendi yakaladı ve dip olarak 8 dolardan şu anda 26 dolar 80 seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirdiği görülüyor. Bu seviyeden tekrar bir red yedi ve ufak bir düzeltme yaşadığı görülüyor şu anda. Burada önemli seviyelerimiz ilk önce tabii ki 20 haftalık hareketli ortalamamız. Bu seviye 21.76 seviyesi, 21 dolar 70 sent seviyesi. Bu 21 dolar 70 sent seviyesi bizim artık gerideki majör desteğimiz oldu. Bu seviye artık haftalık destek olarak düşünülebilir. 21 dolar 70 sent. Bu seviye üzerindeki haftalık kapanışlarsa ilk önce bizi burada majör bir direncimiz var. Orayı aşmayı başaramadık. Orayı da size aktarayım. 200 günlük hareketli ortalamamız olan 26 dolar 50 sent seviyesi. Bu 26 dolar 50 sent seviyesi bir kez denendi burada. Yukarı yönlü hareketler oldu ancak bu 200 günlük hareketli ortalama üzerinde bir günlük kapanış, hatta 4 saatlik kapanış bile yapamadık. Ve bu seviyeden bir red yediği görülüyor şu anda Solana'nın. Bu çok önemli bir ayrıntı. Çünkü 200 günlük hareketli ortalama gerçek bir boğa koşusu başlangıcı olarak nitelendirilebilir. Yani uzun soluklu bir boğa trendi için bu seviyenin mutlaka üzerinde kapatmanız gerekiyor Solana'da. Aksi takdirde buradan yeniden aşağı yönlü bir hareket söz konusu olacaktır diye düşünüyorum. Bu nedenle şu anda 26 dolar 50 sent seviyesi üzerimizde fiyata en fazla baskı uygulayan bir direnç olarak düşünülebilir. Bu seviyenin mutlaka üzerinde bir kapanış gelmesi gerekiyor. Tekrar haftalık grafiğe geçiyorum. Evet, burada zaten çok daha net bir şekilde belli. 200 günlük hareketli ortalama denenmiş ve düzeltme olmuş burada. Burada 200 günlük hareketli ortalama aşıldıktan sonra nasıl bir fiyatlanma olabilir? Ona bir göz atalım isterseniz. Burada Slingshot'ta 36 dolar ve 45 dolar seviyeleri yukarıdaki majör dirençler olarak görünüyor şu anda. Yani ilk etapta bu 200 günlük hareketli ortalamanın kırılması neticesinde 36 dolar ve 45 dolar seviyelerimiz majör olarak dirençler diye düşünebiliriz. Bu 45 dolar önemli bir seviye, aynı zamanda hem Slingshot'ta hem de 50 haftalık hareketli ortalama seviyesi de bu 45 dolara tekabül ediyor şu anda. O yüzden burası oldukça önemli bir direnç. Bu seviye kar realizasyonu için de oldukça mantıklı bir seçenek olacaktır Solana yatırımcıları açısından. Bir de haftalık squeeze momentum'a bakalım. Yani uzun bir süre düşüş trendi söz konusuydu Solana ve diğer birçok altcoin'de. Şu anda bu düşüş trendinin oldukça haftalık bazda zayıfladığı görünüyor. Yani muhtemelen bu hafta veyahut da önümüzdeki hafta yeni bir al sinyali yakabilir. Tabii ki bu 200 günlük hareketli ortalamanın geçilip geçilmediğine bağlı olacaktır. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Günlük grafik açısından bir de bakalım trend gücüne. Evet, günlükte şöyle bir durum var. Yani günlükte güzel bir yükseliş yakaladı Solana. Yani yaklaşık bir aydır güzel bir yükseliş trendi yakalamıştı. Ancak bu yükseliş trendinin gitgide zayıfladığı görünüyor burada. Yani şu bölgeden bir red olması yani trendi bayağı bir zayıflatmış görünüyor. Yani bu seviyeyi aşsaydı bence trend biraz daha güçlü bir şekilde devam edebilirdi. Yani burası kilit bir nokta. O yüzden şu anda trend de günlük zaman dilimi açısından bayağı bir zayıflamış görünüyor. Buna dikkat etmek gerekir. Yani yeni bir düzeltme de söz konusu olabilir günlük trend açısından. Buna da önemli dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. 4 saatlik zaman dilimine geçelim.
4 saatlik grafiğimizde önemli destek seviyedir. Zaten şu anda en önemli destek seviyemiz 21 dolar 70 sent seviyesi. Burası 20 haftalık hareketli ortalama seviyemiz. Burası majör bir destek seviyemiz. Ancak yukarı yönlü hareketlerde 26 dolar 50 sent ve ardından oluşabilecek fiyat hareketlerini sizlere aktarmak istiyorum. Burada 26 dolar 27 26 dolar 50 sent seviyesi. Zaten 200 günlük hareketli ortalamamızdı. Burada Fibonacci 0.236 seviyesi de bu seviyeye tekabül ediyor hemen hemen 27 dolar seviyesinde. Burası 4 saatlik kazanımlar sonucu yukarı kırıldığı takdirde burada 29 dolar 60 sent ve daha sonra 32 dolar seviyeleri sıralı dirençlerimiz. Burada en önemli seviyemiz ise 34 dolar seviyesi. Burası Fibonacci 0.618 seviyemiz. Kuvvetli bir direnç olacağını düşünüyorum. Bu seviyeler yukarı kırıldığı takdirde 34 dolar seviyelerinden yeniden bir dönüş sinyali alabiliriz burada. Yani burası bir satış fırsatı olarak düşünülebilir yatırımcılar tarafından. 34 doların kazanılması neticesinde ise sıralı dirençlerimiz 37 dolar ve 41 dolar seviyesi. Bu seviyeleri yukarı yönlü hareketlerde önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. 4 saatlik zaman diliminde squeeze momentumumuz da bir short sinyali vermişti. Düşüş trendi gerçekleşti burada kısa vadeli. Ancak bu short sinyali yerini artık yeniden bir long sinyaline bıraktı. Trend şu an zayıf da olsa yukarı yönlü 4 saatlik zaman diliminde yukarı yönlü görünüyor. Ufak ufak da güçlenmeye çalışıyor şu anda. Dediğim gibi buradaki 26 dolar 50 sent seviyesinin aşılıp aşılmadığı bu yüzden önemli bir durum. Yani günlük ve 4 saatlik kapanışlar açısından bu seviyeye yakından takip edilmelidir. Bu seviye aşılamazsa maalesef yeniden bir düşüş trendine girmemiz söz konusu olacaktır Solana için. Bu nedenle bu seviye şu anda en çok önem vermemiz gereken seviye olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda Solana ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.